Adaletin İş Yüzünden hepinize merhabalar. Adaletin İş Yüzünde çalışma ekonomisi doktoru Murat Özveri ile çalışma yaşamına ilişkin konuşmaya devam edeceğiz. Mart 2016'da gündeme geldi. İş Mahkemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören bir tasarı ve Adalet Bakanlığı sitesinde ilgili taraflara gönderildiği açıklanmıştı. Efendim, bu tasarıyla birlikte arabuluculuk mekanizması zorunlu hale getiriliyor. Bugünkü uygulama ile arabuluculuk aslında gönüllülük esasına dayanırken bir zorunluluk söz konusu tasarıyla birlikte. Hocam, ne içeriyor aslında? Yani bugün uygulama ne arabuluculuk mekanizması açısından ve tasarıyla birlikte zorunluluk nelere ne yol açacak? Nasıl bir mekanizmaya dönüşecek arabuluculuk? Şimdi arabuluculuk yargının özelleştirilmesi, kestirmeden adı bu. Yargılama faaliyetinin bağımsız, bu işte uzmanlaşmış yargıçlar tarafından yapılması, bir adliye teşkilatı tarafından yapılması anayasal bir zorunluluk aslında. Anayasanın 36. maddesi dava açma hakkını düzenliyor. Anayasa Mahkemesi de bu hakkı diğer temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olan bir hak olarak tasnif edip bir üst aşamaya koyuyor. Dolayısıyla bir güvence düzenlenmesi, herkesin adil bir yargılanma hakkı, dinlenme hakkı, savunma hakkını yine bağımsız, şimdi burada bağımsız dediğimiz zaman taraflarla çıkar ilişkisi içerisinde olmayan, olması mümkün olmayan, bunun için özel eğitilmiş kişiler tarafından alınması yargılama dediğimiz faaliyetin özünü oluşturuyor. Şimdi pratik bir takım gereksinimlerden hareket ederek deniliyor ki yargılama çok uzun sürüyor. Tarafların bu uzun süren yargılamalara tahammülleri yok. Bir ara aşama olarak dilerlerse bir üçüncü kişi tarafından iki tarafı bir araya getirip iki tarafın çıkarları temelinde her iki tarafa da belki ödün vererek bir uzlaştırma, arabuluculuk faaliyeti yapılırsa yargılamanın hem yargının yükü azalır hem de taraflar daha kısa süre içerisinde amaçlarına ulaşabilir diye özetleyebileceğimiz bir nokta. Dünyada da var tabii arabuluculuk. Arabuluculuk faaliyetleri giderek de yaygınlaşıyor. Hatta alternatif bir sistem gibi sunuluyor. Ama bu amadan sonrası önemli. Örneğin Avrupa Birliği diyor ki arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülebilmesi için arabulucunun faaliyet alanına giren uyuşmazlıkta kamusal bir boyut varsa bu konu arabuluculuğa götürülemez diyor. Bir. İkincisi, arabuluculuk faaliyetleri doğal yargılama ilkesine ya da doğal yargılamaya ulaşması için vatandaşların önüne bir engel olarak konulamaz diyor. İşte sorun öncelikle burada başlıyor iş yargılamasında. İş yargılanmasının önemli bir bölümü kamusal nitelikte. Yani taraflar istemeseler de yargıcın kendiliğinden dikkate alacağı unsurlar var. Örneğin asgari ücretin altında bir ücret kararlaştırılmış ve bu uyuşmazlık konusu olarak gelmişse yargıç burada tarafların kararlaştırdığı ücrete değil, en az asgari ücreti baz alarak uyuşmazlığı çözmek durumunda. Çünkü asgari ücret kamu düzeninden. Haftalık çalışma süresini 50 saate çıkartan bir anlaşma yapılmışsa, yargıç bu anlaşmayla kendini bağlı hissetmeden yine kamu düzeni olması nedeniyle haftalık 45 saatlik çalışmayı esas almak durumunda. Kısaca iş hukukunun konusunu oluşturan işçinin korunması üzerinden bir kamu düzenini, bir çalışma adaletini sağlamak hedefi nedeniyle iş hukukunda arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi biraz önce saydığım nedenlerle Avrupa Birliği direktiflerine de aykırı, iş hukukunun temel ilkelerine de aykırı. Bu bir. İkincisi, arabuluculuk öyle bir uygulanmalı ki arabuluculuğa gitmem nedeniyle benim olağan mahkemelerde yargılanma hakkım eline almamalı da zorlaştırılmamalı. Şimdi zorunlu arabuluculukla birlikte bu hakkım elimden alınıyor zaten. Dava şartı deniliyor. Yani ben arabuluculuğa gitmeden bir dava açtığımda bu davanın dinlenebilir olması için gerekli şartlara biz dava şartları deriz. Yargıç bakıyor, diyor sen bu uyuşmazlıkta arabuluculuğa gitmen gerekirken gelmişsin bana. Dolayısıyla ben hiç işin esasına girmiyorum, sana kusura bakma diyorum. Ve git arabuluculuğa, ondan sonra arabulucudaki sonuca göre dava açılıp açılamayacağı ona göre belirlenecek zaten bu tasarı da. Öyle gel diyor. Dolayısıyla hangi açıdan bakarsanız bakın, adına zorunlu arabuluculuk deseniz de demeseniz de bir dava şartı haline getirmişseniz doğal yargıçlık ilkesine aykırı bir yargılama kurumu oluşturuyorsun demektesiniz. Bu kamusal alanın dışında oluşan bir kurum. Arabulucunun arabuluculuk yaptığı taraflarla
arabuluculuk öncesi ya da sonrasında bir çıkar ilişkisi içerisinde girmesinin ya da ileride girebilir olmasının önünde de hiçbir engel yok. Bu çıkar ilişkisi girilmese bile böyle bir olasılığın olması dahi yargılamanın kendisine, ki arabuluculuk faaliyeti de sonuçta bir yargılama faaliyeti, ciddi anlamda gölge düşüren bir unsur. Ama taraflar örneğin ticaret hukukunda, deniz hukukunda kendilerine göre, kendi çıkarları ekseninde özgürce tasarruf edebilecekleri iktidar alanları içerisinde istediklerini ister arabulucuyla yaparlar, ister köy muhtarıyla çözerler, isterse de gider mahkemede de haklarını ararlar. Buna kimse karışamaz. Bu alan içerisinde kalmış bir arabuluculuğa da kimsenin bir şey söyleyeceği yoktur. Ama bir daha altını çizelim. Aile hukuku gibi, iş hukuku gibi, ceza hukuku gibi, zaten ceza hukukunda en azından şimdilik arabulucunun lafı edilmiyor doğası gereği. Ama bu iki alanda da yani kamusal yararın olduğu, kamu adına bir faaliyetin yürütüldüğü, yargılama faaliyetini yürütenlerin taraflardan bağımsız olarak, taraflara rağmen tarafların bir kısmının çıkarlarını korumakla yükümlü ve görevli kılındıkları, yetkili kılındıkları bir yargılama sürecine alternatif bir arabuluculuk doğal yerleştik ilkesine de aykırıdır, mümkün de değildir.